Efendim herkese merhabalar. Ben Emrah Üstündağ, Orhan Üstündağ'ın oğluyum. Orhan Baba ile birlikte yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi yeni videomuzun içeriğini Orhan Baba'ya soracağım. Öncelikle Orhan Baba özür dilerim. Yoğun bir tempoda çalışıyorsun ama çünkü izleyenlerin senden yeni yeni videolar bekliyorlar. Evet. Bugünkü konumuz ne acaba? Hangi konuya video çekeceğiz? Evet, ben de herkese burada merhabalar diyorum. Değerli dostlar, bugünkü okuyacağım türkü "Gel git akıllı adamlar var." Yani kafa bir gider bir gelir, bir gider bir ileri bir geri. Araba nasıl ileri geri yapıyor ya. Ben de ona göre bir eser okumuşum. Çünkü benim de şöyle bir düşündüğüm var. Gel git akıllı adamlardan korkarım. Çünkü çok zararı dokunur topluma, soyuna, sopuna, akrabasına, herkese. Şimdi değerli dostlar, bir deli var bakarsın. Deli iyi de deliden zarar gelmez. Delilerin de çeşidi var. Deli, akıllı deli. Akıllı deli iyidir. Kimseye dokunmaz. Eline bir şey ver geçsin. Cebine de bir şey koy, kimseye dokunmaz. Deli, akıllı deli, zır deli, biraz az biraz daha azgını. Zır zır deli, biraz daha azgını. Bir de hınzır deli vardır. Çok kötü. Bütün Ama deli ben tabii çeşitlerini çeşitler ama ben de diyorum ki bunlardan da daha çok deli gel git akıllı adamdır. Bu çok kötü. Gene delilerin şey çaresi bulunur. Bunun çaresi hiç yok. Ve Hüdayi Baba'nın da şöyle bir şiiri aklıma geldi. Diyor ki: "Faydası olmayan bahardan yazdan, yüce dağ başının kışı makbuldur. Cahilin yaptığı sohbetten sözden, kamilin hayali düşü makbuldur." Ne güzel. Lokma yeme muhannetin elinden. Sonra kurtulmasın acı dilinden. O yediğini yaptığını başan kalkacak. Orada burada aynen. anlatacak. Lokma yeme muhannetin elinden. Sonra kurtulmasın acı dilinden. Namertlerin kaymağından balından. Olayı. Merdin yavan kuru aşı makbuldur. O merdin kuru yavan aşı onun balını 50'ye katlar. En son diyor Hüdayi konuşur bir ince dilden. Hal ehli olmayan bilir mi halden? Bilgisiz, duygusuz, görgüsüz kuldan ölülerin mezarlaşı mahvoldur. Değerli Ne dostlar, kadar değerli güzel bir söz inşaat Orhan onların, Baba. değerli dostlarım. Bir insana yaptığınız bir ilgi yapın. Yapmıyorsanız yapmayın. Önemli ama yaptığı zaman başına kalktın mı hem onu öldürür kahredersin hem kendi günah deryasına koyursun. İşte ben de böyle esinlenmiştim. Şöyle bir eser okuyacağım. Gel gel akıl adama değişme. Bu arada videomuza geçmeden önce lütfen YouTube sayfamıza abone olup bu videoyu beğenip paylaşırsanız Facebook sayfalarınızda, diğer sosyal medya sayfalarınızda seviniriz. Buyur Orhan Baba. Eyvallah. Okuyayım mı Emre abi? Okuyayım hadi. Başlayalım Orhan Baba. Sokak ortasında yatan deliyi gel git akıllı adama değişmem. Dağ başında biten kara çalıyı gel git akıllı adama değişmem. Ben değişmem, değişmem, ben değişmem. Tüfeğimde patlamayan fişeyi, duvara attığım eski döşeyi. Değirmandan un taşıyan eşeği, gel git akıllı adama değişmem. Ben değişmem, değişmem, ola ola ben değişmem. Yalan mı? Hele bakalım burada ne diyorum. Viranede garip öten baykuşu, viranede garip öten baykuşu, tandır ocağında kararan daşı. Meyhanede sabahlayan sarhoşu, gel git akıllı adama değişmem. Ben değişmem, değişmem, ben değişmem, inanın. Ben değişmem kardeşim, ben değişmem. Öyle öyle. Tüfeğimde patlamayan fişeği, duvara attığım eski döşeği. Değirmandan un taşıyan eşeği, gel git akıllı adama değişmem. Ben değişmem inanın, ben değişmem, o hayduda değişmem.
hoşunuza gitmiştir değerli dostlar. Ama gitmese de ne yapayım artık? Söylüyorum canım, nereye giderse geçsin. Yüze gülüp bana selam salsa da ne yarar bu gönlüm alsa da. Kanımı akıtan düşman olsa da gel git akıllı adama değişmem. Ben değişmem, değişmem, ben değişmem inanın. Ben değişmem kardeşim, ben değişmem hemşerim, ben değişmem. Evet değerli dostlar, şimdi sonunu getirdim. Ben burada ne diyeyim? Üstün dağım yoktur sözüm yalanı, seni üzer onun sahte planı. Yalan mı? Zehir akrebi kara yılanı, gel git akıllı adama değişmem. Ben değişmem, değişmem, ben değişmem. Zehir akrebi kara yılanı, gel git akıllı adama değişmem. Ben değişmem. Tüfeğimde patlamayan fişeği, duvara attığım eski döşeği. Değirmandan undaşıyan eşeği, gel git akıllı adama değişmem. Ben değişmem, değişmem, ben değişmem inanın, ben değişmem. Orhan Baba, ağzına sağlık. Hakikaten hani çok güzel bir mesaj aslında. Hani bir yandan insanı güldürürken bir yandan düşündürüyor. Evet. Çünkü böyle insanlar çok var. Hatta bir örnek vereyim mi istersen? Birini de uyarıyor da yani bunu yapma. Bir Kemal Sunal'ın filmi vardı rahmetlinin, hatırlıyor Allah musun? Allah rahmet eylesin. Evet. Tam bir tane adam kendini asacak sarhoş. Evet. Yanına gidiyor, ismi de Faik. Sonra Şaban dostumsun sen diyor. Kalkıp sabah ayılınca kim bu diyor, kovun diyor bunu evden. Evet. Ya öyle de bir örneği de vardı aslında. Aynen, ağzına evet. Sağlık Orhan Baba. Çok güzel bir videoydu. İnşallah Allah böyle gelmiş. Dostlarımız da beğenirler inşallah. Bu bir öğüttür. Bu bir uyarıdır bizler toplumumuza. Evet. Çünkü ozanlar halkın öğretmenidir. Halkın tellalıdır. Halkın hizmetkarıdır. Düşünür müsün ki halktan aldığını hakka, halktan aldığını halka satacaktır. Onun için türküler boşa söylenmemiştir. Her türkünün bir amacı vardır değerli dostlar. Eğer suçu lisan olursa af olsun. Çünkü bunu da söylemek istiyorum. Bir gün Nasreddin Hoca hamama gitmiş, yıkanım derken kadınlar hamamına girmiş yanlışlıkla. Kadınlar biz seni öldüreceğiz, utanmaz adam, vay buna hücum etmişler demiş. Bir dakika analarım, bir dakika bacılarım. Öldürün de içinizde kim çirkinse o beni öldürsün. Kim çirkinliğin üzerine hepsi geri kaçır. Nesreddin Hoca kurtarır. Üzerine alan doğrusu onun üstüne kalsın. Ben neydim kardeş? Peki Orhan Baba, çok teşekkürler. Efendim teşekkür videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz ve Aşık Orhan YouTube sayfasına da abone olursanız seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eyvallah. Hoşça kalın. Dostça kalın değerli dostlarım.